Herkese selam. Sen de çekeceğim daha. Sorun var mı? Sorun yok. Tamam. Bugün Doğan kardeşimizin kümesindeyiz. Gölbaşı tarafındayız arkadaşlar. Böyle güzel bir garaj gibi bir yeri var. Biraz malzemeleri var. Ama mükemmel bir kümes yapmış. Tek eksiği ufak bir havalandırma. Şöyle bir kuşlarını gösterelim size. O da size anlatsın. Burada bir tane gök yalandan benekli, sinekli bir kuşumuz var. Paçaları kınalı, özel bir kuş herhalde. Evet, bayağı değerli. Yani kümesteki en değerli kuşu mu? Kümesteki en değerli erkeğimiz bu. Bu yanında bir tane dumanlı benekli var sanırım, takkalı. O zamanlı kirli takkalı diyoruz buna. Burada. Böyle kirli diyorsunuz siz, doğru. O kısır onun altına yumurta çekiyor. O kısır bir kuşumuz. Dişi mi? Evet, dişi. Şöyle, kısır kuşlarla ilgili de bir tedavi paylaşacağım. Bir kuşu yumurtlattırabilirsin. Aslında işine gelmez çünkü kısır olduğu zaman yumurtlamıyor, kalsiyum kaybı da olmuyor kuşta. Anladım. Ya kısır kuş daha güzel bakıcı oluyor, yorulmuyor hiç. Ha, istediğim zaman da yumurta koyuyorum altına, evet, diyorsun. Bekletiyorum, ne zaman kafam eserse o zaman yumurtayı yatmaya başlıyor. Anladım. Altta neyimiz var? Altta kendi kümesinde büyümüş bir yavrum var. Şöyle göstereyim ışıkta. Daha güzel görünür. Dumanlı perçem. Şu onun babası. Gökün şu, yavrusu. Evet, gökün yavrusu. Gök, mavi, her şey diyorlar. Çok değerli bir Arap perçemim vardı. Öldü. Bayağı tribe girdim o öldüğünde. Üzüldüm. Onun yavrusu. He, sonra bana kısa bir videosunu göndermiştin yavruları beslerken. Evet. Yani en değerli çiftimdi. İkisi bozuldu dişi ölünce. O bakalım. Videoyu bulabilirsen bu videonun üstünde köşeye bir kenara koyarım. Yavruları beslerken halini. Altta bir tane gene dumanlı kirli mi var? Evet, dumanlı kirli takkalı. Üstteki yavruyla eş tutmuş. Güzel. Bunlar oyun kuşları genel itibariyle gördüğüm. Evet. Takkaları var ama gene de mardır bunlar yani. Hani takkacı. Evet, oyun kuşu da soyunu pek bilmiyorum. Nasıl oynan bilemedim. Anladım. Şurada bir tane boz dumanlı var herhalde. Evet, o çok güzel oyun kuşudur. Kuzenimin. Güzel bir dişi. Çok güzel bir dişi o. Maşallah, yumurta da herhalde. Evet, yumurta da yatıyor şu anda. Şöyle göstereyim. Paçaları kınalı onun da. Kaçırmak istemedi. Kaybetmek istemedi daha doğrusu. Önce kümeslerinde duranlar çekelim. Burada yine bir tane yavrumuz var, takkalı. Evet, bunu uçuma alacağım birkaç güne. Dumanlı bir yavru. Burada bir beyaz perçemli erkek gibi duruyor ama. Dişi bu. Dişi. Çok ürkek normalde de yumurtayı yatınca savunuyor yumurtasını. Bak burada bir tane tatlı bir kuş var burada. Bunu bayağı seviyorum. Buna ne diyorsunuz? Limon mu diyorsunuz? Portakal sarı perçem diyoruz. Ya her yerde kuşlar değişiyor. Şampanya diyen de var da bu portakal. Şampanya olması için kuyruklarının da renkli olması lazım. Kuyruklar da sarı oluyor değil mi? Şampanya? Aynen. Kuyrukları beyaz olursa portakal diyorlar, sarı diyorlar. Şöyle yapalım, ben bir burada flaşımı da açayım. Şöyle flaş açalım. Kümesin karanlık yerlerinde daha net görelim. Maşallah, güzel bir kuş. Bunlar önceden uçar oynardı, şimdi kostüm oldu isimleri. Aslında uçurulsa yine oynar. Aynen. Bunu kimseye anlatamıyorum, tek derdimiz o. Altta bir tane ala görüyorum. Arap ala. Mardin kuşu bunlar. Öyle biliyorum ağzından. Konukları görmüştüm. İçine işlemeye çalıştım, işleyemedim. Kümesin düzeni bayağı karıştı. Anladım. Bu aşağıda benim bal kafalara benziyor. Bir tane buna şey koyit muit diyenler de var sağdaki açık renk olana. Ben ak kuyruk miski diyorum ama. Aynen, miski diyen var. Ya kuşların isimleri her yörede değişiyor. Açıkçası çok da ismin önemi yok bence. Sonuçta canlılar. Gayet güzel, yanında bir tane dişisi var. Yuva kızdırıyor bunlar herhalde. İkisi de yattığına göre. Aha, kuşlar dışarıya kaçmış. İçeriye süreyim. Sen içeriye sür istersen Doğan. Burada bir tane gene kınalı bir takkalı kuşumuz var. Kuşlarımızı içeriye sürdüm. Burada gene beyaz bir erkeğimiz var. Gök bir yavrumuz var, biraz kırgın. Yanında gene bir gök var. Portakal ya da limon neyse
Karının eşi. Ya bunların paçaları da boyunca tamam. O biraz jumbo çalışması sanırım. Orijinal değil o. Dişisi orijinal ama. Şunlarla son birkaç senedir çalışa bayağı bir bozdular. Dişisi ama orijinal yani. Takla falan atıyor bazen. Kafasına içtik çalışıyor. Aynen. Ne yapıyorsun? Neler veriyorsun? Bak burada bir tane kumluk yapmış arkadaşım mükemmel. Ortada da bak karışık yemi var. İçinde karışık yem dedim ama fil var, buğday var. Buğday var. Aspirini ayıklamışlar. Onları en sona bırakmışlar. Aynen. Kuşun biri gene çıkıyordu o. Kapıyı ben kapatayım. Arkadaşlar Doğan kardeşimizin kümesi de böyle. 20'ye yakın kuş var. Yanlış saymıyorsam şöyle. Kavalama. Aşağı yukarı öyle. Yani güzel, yeni başlamış, güzel bir hobi. Bunlarla ilgilenince insan kötü alışkanlıklarının birçoğundan uzaklaşır. Tabii bununla ilgilenen kötü alışkanlıkları olan insanlar da var. Evet, onlar zaten... Onlardan uzak durduğun müddetçe güvercin insanın hayatına renk katar diyorum. Bakın işte sarısıyla, alasıyla, karasıyla renkli işte. Yani seviyorum ben. Bendeki güvercin alışkanlığı babamdan kalma. Yani babamdan kalma derken babam hala bakar benim bahçedeki kuşlarıma. Sağ olsun. Babam, ben bebektim. Babamın kuşları vardı. Üniversiteye gittiğim sıralarda babam tamamen kuşlarını bıraktı. Sonra bahçeyle birlikte babama bir tekrar kuş edindirdik aslında. Ama işte bizde de hiç bitmeyen bir alışkanlık şekline dönüştü. Bizim kuşlarımız oldu. İşte gittiğimiz yere götürdük, ürettik, çoğalttık, besledik. Kötü bir hastalık. Yani hastalık sokaklarda... Değil de daha çok. Aynen. Yani şöyle, sokakta millet önüne bakar, siz havaya bakarak yürüyorsunuz. Bir yerden iki tane şap şap sesi duyuyorsunuz. Böyle hemen... Ondan sonra gidiyorsun böyle sen kuşa havaya kaldırıyorsun. Vay acaba bu nerenin kuşu, kimin kuşu falan oluyor. Ama gene de dediğim gibi yani hani kötü bir çöp alışkanlıktan alıkoyar. Doğan kardeşime ben iki tane kuş getirdim. Bir tanesi damızlık bir gökak kuyruk bir dişi. Şöyle kutuda çıkart istersen lan. Elim aldığımda fark ettim. Gökün kanadının üstünde bir şişlik oluşmuş ama. Ben çok elim almam. Şurada bak. Yeni oluşmuş. O gelirken de hatta bir oynadım. Ya bezesi falan da yo, biraz yumuşak. Şey, iç yumuşak çünkü. Uğur gibi değil. Ama bir şey verebilirsin. Dekort varsa elinde. Hap. Hallederim onu ya. Dekort zaten pahalı bir hap da değil. Bu dişimiz zamanında uçurup oynattığımız. Altından şu an yavru aldığımız. Hatta benim videolarımda bir tane ak kuyruk bir dişi var. Yani... seyreden arkadaşlar biliyordur. Onun annesi. O mesela şu an kümesten aşağı böyle 3-4 takla atarak inebiliyor ancak. Ben onu damızlığa çektim mesela bunun yavrusunu yine. Bunun erkeğini geçen bir abimize hediye ettik. Bu da boştaydı. Sana getirdim. Sende bir dişi ihtiyacım var deyince. Bunu salalım. Bir tane daha var sanırım. Şöyle var. Yani çok öyle hassas değildir benim kuşlar. Ya biraz böyle etlidir sadece inanınca. Kutu biraz küçükmüş. Bu da yeni bir ekemiz. Zaten kafasından belli olur. Tüyden yeni çıktı. Eke derken yeni yavruluğunu bitirdi. Anlamında eke diyorum. Hı hı. Bırakırsan zaten gayet dev gibi senin kuşlara göre büyük olduğunu elinde sezmişsindir. Hı hı. Ben biraz etçil bakıyorum. Ya terasta kuşu uçuramadığım için şey yapıyorum. Arkadaşlar bu da benim getirdiğim. Buna ne dersin artık? Kaplama mı dersin? Kaplama, boz kirli, paslı. Boz kirli mi dersin? Paslı mı dersin? Şöyle söyleyeyim. Geçen sene 1000 lira, 2000 lira ediyordu işte. Ve bu sene biraz fiyatları düştü. Motası var bu tarz kuşların. Geçince. Ben bunun bir üst yuva kardeşini gene videolarda oynattım. Gören arkadaşlar vardır. Böyle genç bir kardeşimiz Doğan kardeşimiz. 18 yaşındayım dedi. Bu işe de gönül vermiş. Biz de elimizden bir şey geliyorsa yani sadece kuş bu olarak düşünme. Beğendiğim bir şey olur. İstediğim bir şey olur. Hani evet hepimiz yem veriyoruz. Bir masraf ediyoruz ama ben gençleri destekleme taraftarıyım bu işte. Çünkü bende bayağı sayı fazla. Ve yerim çok az Ankara için. Kırıkkale'ye götürüyorum fazlayı. Orada da yer kalmadı. Şimdi orada da yeni bir kümes çabamız var.
Yani elinden böyle beğendiğin bir şey olursa yazarsın, konuşuruz, tanışmış olduk. Bu yavruyu uçurursan bir şeyler yapacağını düşünüyorum. Güzel bir şey bence. Tam yeni tüyden çıktı. Daha kuyrukları da tam değil. Yani öyle ışıl ışıl bir yavrudur. Hiçbir sağlık problemi falan olmaz. Bizim dişi nereye gitti, hangisi? Bak şeye şey çıkmış hemen. Için. Şuraya çıkmış. Bak şu dişi. Değil mi? Hı-hı. Olmuş mu? İkisine içmeyeceğim şimdi bunları. Aynen bana. Birbirine de yakıştılar ha. Eski bir Ankara göküdür o. Videoların çoğunda söylüyorum. Ben Kırıkkale'liyim aslan. Renk kuşların çoğu Kırıkkale, Ankara meşeğinde olur. İşte renk kuşlarından biraz dışarıdan kuş getirdik. Arkadaşlar bugünlük size göstereceğim şeyler bu kadar. Şöyle Doğan'a çeviriyorum. Doğan, söylemek istediğin bir şey var mı? Söylemek istediğim... Yani aklıma ne geliyor? Bir şey gelmedi. Tamam. O zaman arkadaşlar şimdilik görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın.